Sahtekar dolandırıcı tamirci olur da tamirci esnaf olur da peki sahtekar üçkağıtçı yalancı kandırıkçı kendi menfaatleri için tamirciyi kullanan üçkağıtçı müşteri olmaz mı? Tabii ki olur. Bunu izleyen şu an müşteriler. Müşterilere sesleniyorum. İyi niyetli, anlayışlı, beyni, hafızası yapısı, karakter kişiliği düzgün olan müşterileri bir köşeye attık onlar başta acı. Şimdi müşterinin karakter sizi nasıl olur? Hemen size sesleniyorum. Bir kere bize ama 100, ama 200, ama 300, ama 1000 lira, ama 2000 lira verip bizi komple ömür boyu satın aldığını zanneden müştericiklere sesleniyorum. Böyle bir lüksünüz yok. Nasıl yokla? Ben para verdiysem seni eşek gibi satın aldım. Sana şöyle bir şey söylüyorum. Uzun yol şehirler arasında tuvalete gidip sıçtığın, işediğin tuvaletçiye 200 lira, 50 lira, 100 lira, 10 kuruş veriyorsun ya. O kapıdan çık bir daha içeriye bir gir. Lokantaya gidiyorsun, yemek yiyorsun, içiyorsun, sıçıyorsun, çık. 30 saniye sonra aynı o yediklerini bir daha söyle bakalım senden para... Ne alakası var kardeşim? O yemek. Sen bana iş yaptın. Oğlum sen yemeği yedin sıçtın karnın acıktı bir daha geldin. Şimdi müşteri yalanları nedir? Müşterinin en çok kullandığı yalanları sayıyorum. Kur'an çapsın. Allah'ıma dinime, namusuma, şerefime, Allah bin türlü belan versin. Siz yaptığınız günden beri kombi aynı. Değişen bir şey yok. Kombi yapalı ne kadar olmuş Evran'ım? Bir ay. Ya da bir sene. Bir seneden beri neredesin oğlum? Bir de istisnalar hariç. Klasik bir yalan var. Niye olamaz mı diyecekler şimdi. Neredeydik diyorlar Ebru? Köyde. Başka ne diyorlar? Cenazemiz vardı. Biz bu evi kullanmıyoruz. Arada bir geliyoruz. İstisnalar hariç dedim bak. Ama şimdi sorduğum zaman müşteri şunu diyor. Valla siz yaptınız biz bir gittik köye bir daha bir gelmedik. İstisnalar hariç. Genelde en basit kullanılan yalan. Bir de şöyle bir yalan var. Yo evdeyiz ama siz yaptığınızdan beri hala kullanamıyoruz. Hatta sizi kaç sefer siz söyleyin. Aradık ulaşamadık. Şimdi nasıl ulaştınız? Ne geldi Ebru? vahi mi geldi? Denk geldi diyor. Ve biz de telefonda şu cümleyi kullanıyoruz. Adam bize örnek 1500 lira para vermiş. Kombisini yapmışız. Aradan 6 ay geçmiş. Evrakına, kağıdına bakıyoruz. Siz bizi ne diye aradınız efendim diyorum. Gene aynı arıza. Bak 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 müşterinin içindeki sahtekarlığına bak. Bak. Aynı arıza diyor. Biz arızasına bakıyoruz. Sistemde ne yazıyor söyleyeyim. Halbuki evindeki kağıtta da yazıyor. Kombisi su akıtıyor. Şimdi şikayetiniz ne? Gene aynı arıza kombi yanmıyor, ateşlemiyor. Şimdi sana para verdi ya, seni satın alıyor. Cebinden bir de müşteriye garanti vermişsin ya, garanti verdin. dedin zaman sıçtın. Müşteri senin her türlü ağzına sıçar. Garanti verdin ya, gideceksin kombinin hangi parçası? Örnek bu araba ya, bak şuraya. Şunu değiştirmişsin ya Adamın bu sefer şu çalışmıyor 6 ay sonra. Oğlum ben bunu yaptım. Bu sefer şöyle diyor. Hani siz onu yaptıktan sonra bu da zaten bozuldu. Ama biz hani boş bir zaman olup da sizi arayamadık diyor. Biz de onun akabinde şu yalanı konuşuyoruz. 6 aydan beri böyle kullanmışsınız ya efendim. 6 saat. 6 gün ya da 6 hafta daha idare edin dediğin zaman ne diyor Ebru bu sahtekar dolandırıcı müşteri kötü Hayır, niyetli? Hayır acil edin. gelmeniz lazım. Niye acil gelmeniz lazım efendim? Kullanım Kullanamıyorsun olur. değil mi? E 6 ay nasıl kullanıyordun? Şimdi kim sahtekar? Dün de gün bir müşterinin birine gittik. İnternete yazın. Kombi E ne arızası veriyor diyelim. F37 kombinin suyu eksik. Alttan su kaçırmış. Su kaçak arızasını yaptık. 300 TL mi ne? Ya, ya 300 ya bir 500 TL parasını aldık. Aradan 6 ay geçti. Bu sefer kombisi E05 arızası veriyor. Kombinin şikayeti karza, kar arızalı. Bu sahtekar dolandırıcı müşteri ne diyor söyleyeyim mi üstüne bir basarak. Olur mu kardeşim biz size geçen 500 lira verdik. Sanki dürüzü bana 5 trilyon para verdi lan. Beni satın alıyor. E, efendim size kağıt bırakmadık mı garanti kağıdı? Bıraktınız. Senin garanti kağıdından ne yazıyor? Su akıtıyor. Hani aynı arıza devam ediyor. D Düzeldim. Aynı arıza. Sen utanmıyor musun müşterilerin taklitini yap. Aynı arıza devam ediyor diyorsun. Sen beni niye çağırdın 6 ay önce? Su akıtıyor diye. Şimdi kombine elektrik gelmiyor. Kartın arızalı. Bütün dediklerimden özür diledim. Hastaneye gittin. Orta pedi doktoruna gittin. Bileğin incilmiş böyle kaldı. Doktor bileğini düzeltti. Üç ay sonra, bir ay sonra, bir saat sonra, 6 ay sonra gözünde sıkıntı var. Doktor bey göremiyorum. Orta peticiye mi gideceksin? Ne alakası var öküz? Sen eve gelince kominyemküle bakmıyorum da. Öküz diyorsun bana salak mı diyorsun ya. E salak diyorum. Ben genel bir doktor olarak sana geldiğimde senin orta bölümünü yaptım. Senin burana alçını sardım. Gözüne, götüne, kulağına, kaşına, burnuna buraya bakmadım ki. Şimdi diyorsun ya kolumu sen yaptın. Sen yaptın. Ulan senin kolda sıkıntı yok ki. Tamam bu garantili. Bak. Kol garantili. Senin şu an makatişko arızalı. Sıçamıyorsun. Arıza burada. Orayı da mı garantiden yapayım? Olur mu canım sen benden para aldın. Hepsine bakacağım. Bizim en çok sevdiğimiz müşteri modelini söyleyeyim. Fatih Bey iyi günler. Bir geçenlerde bir kombimizi yapmıştınız. E05 arızası veriyor. Şu an E05 değil ama kombimiz su akıtıyor. Mütevazi insan evladı gibi beyefendi gibi tam aradığım müşteri bir modeli. Ama bu, bu müşteri cin değil şeytan değil ama salak da değil. Sizler kendinizi cin şeytan zannediyorsunuz. Aman canım bu şerefsizin namussuzun çocuğunu eve çağırmaya da gelmez ya. Fatih Bank'ı çağırmayalım. İşleri bir düşsün. Lan hiçbiriniz çağırmasanız ne olur? Aç kalmam ki simit satarım. Bana ahlaklı, doğru, düzgün, bilgili, saygılı, sevgili esnaf şey lazım. Müşteri nasıl siz doğru, düzgün, ahlaklı tamirci arıyorsunuz? Biz de bu şekilde şey arıyoruz. Müşteri. Çok yalan konuştuğum için konuşacağım yalanı unuttum. Adam telefonda kurduğu cümle şu. Fatih Bey dedi hani bu sefer farklı bir arıza. Geçen su akıtıyordu. Şu an kombi yanmıyor, çalışmıyor. Biz de telefonda gayet medeni bir insan gibi. Efendim gelip bir bakalım tespitimizi yapalım. Fatih Bey zaten sistemi biliyoruz. Servis ücretiniz kaç para? 500 TL. Hiç sorun değil Fatih Bey. Zaten benim param var. Oluk oluk şakır şakır para bir basıyorum. Hani Allah ne kadar 500 lira para çokmuş la. Sen ne yapıyorsun Ne oğlum geri zekalı Hiçbir şey yapmadan 500 lira. Diyen müşteri zaten yüzüne kapatıyoruz. Sen kendin I don't know are you ready? Sen kendin arzını kendin tespit et. Diyoruz. Ondan sonra müşterinin evine gidiyoruz. Mütevazi insan evladı, temiz aile çocuğu gibi. Abi sizin kar tarzalı Kaç para? 1500 lira. Hala Fatih Bey, hani siz birisiniz. Yaptıralım mı? Yaptırmaya değer mi? Yenisini mi alalım? Siz ne diyorsanız. Abi hani 1500 lira için bir kombi değişmeye gerek yok. Şu an 20-25 bin lira. Bakın bir geçen yaptığımız işte bu. Allah razı olsun bizi sıkıntıya da sokmadınız. Hani zaten bizim yaptığımız yerle ilgili olsa elinizde kağıt var, evrak var. Değiştirdiğimiz parça zaten burada. Biz şimdi şu aynayı sökeceğiz. Adam anlıyor ama bazısı ben sana 200 verdim, 500 verdim, 900 verdim eşek gibi gelip yapacaksın doğru eşek gibi gelip yapmazsam namussuzum ama aynı arıza aynı parçadan benden kaynaklıysa gelmezsem namussuzum. İnşallah anlamışsınızdır. Bu videonun altına şu şekil yorum yazanlar yazacak. Sen ne kadar karaktersizsin bir müşteriye böyle konuşulur mu? Konuşmayayım mı? Şey mi diyeyim? Bana 500 lira satın verdin. Satın aldın beni. Vay garibe vay garibe giden gelen kor garibe olsun abi hiç önemli değil sen bana 500 bin lira verdin ya sen beni canın sıkıldıkça çağır canın sıkıldıkça çağır ben geleyim ulan benim servis ücretim 500 TL olmuş hadi önceden 300'dü ben her seferinde arabamın marşına bir basıp şuradan navigasyonu gir her seferinde ben senin için şu emniyet kemerini takıp yola mı çıkacağım şöyle e tabi çıkacağım oğlum salak o senin görevin eşek gibi. Böyle diyorsun değil mi? Senin görevin eşek gibi. Tamam benim görevim eşek gibi ise benim bu anlattığım görevlerinde sen de yerine eşek gibi getirmek zorundasın. Eğer ben eşek gibiysem ama kimin müşteri diyor ki Fatih Bey servis ücretinizi kabul ediyoruz. Tabi buyurun siz gelin bakın test edin ama biz de müşteri bize her okey verdiği zaman bize güvendiği zaman biz de o güvenlerini asla hiçbir şekilde yitirmemeye çalışıyoruz. Yanlış hatamız olsa da o hatayı biz ağzımızın içine, beynimizin içine, arabamızın içine, bilgimizin içine gömeriz. Sıkıntısını gideririz. Hoşçakalın, mutlu kalın.